Cumhurbaşkanı olsam bir, yani olamayız, öyle bir durum yok da. Düğüne gitmesin derdim. O fotoğrafın verilmesini engellerdim. İstihbarat birimim derdi ki bana, bu şahıs buraya geliyor, davetler listesinde verildi mi acaba öyle bir bilgi ona? Sayın Cumhurbaşkanı'na verildi mi? Bir fotoğrafla bütün Türkiye'yi mahkum etmek. Ben bir fotoğraftan bahsetmiyorum. Ya Hacı Yakışıklı gözümüzün önünde oldu. Tamam. Gözümüzün, adam çıktı dedi ki hepinizi direklere asacağım dedi. Sonra soruşturma açıldı. Bir gün sonra takipsizlik verildi. Adam dedi ki oluk oluk kan akıtacağım. Silah kuşanın dedi. Kim verdi takipsizliği? Takipsizlik meclis verdi. Verdi. Yargı verdi. Türkiye Büyük Meclisi. Yargıdan yargı verdi bahsediyorum. Işte. Yargı verdi, ne yapalım? Yargı sizinle ya, ilgili. Yargı verdi? Siz hiç yargılandınız mı? Efendim? Hiç yargılandınız ya mı? Benim hayatım zaten davalarla geçiyor. Yazdığımız yazılardan. Peki hiç yanlış karar yok mu sizin hakkınızda? Var. Ha işte onu söylüyorum. Yargıda zaten sıkıntı yok demiyoruz. Baran Şimşek, İlker Başbuğa. Yargıda zaten yanlış yapıyor. Bir bitirsin Aytunç. Bitirsin tabii. Aytunç Bey, yargıda sıkıntı yok demiyoruz. Kafamızı kuma gömerek olmuyor. Bazı sorunlar var. Her şey açık, şeffaf konuş ama siz iddiaları habire dillendirdiğiniz için. Şimdi sen Fethullah Gülen'i sisteme legalize ettin, canavarını yarattın. Sedat Peker denilen şahsı sisteme legalize ettin maalesef. Bak maalesef diyorum. Toparlayabilir miyiz? Ve bunu da kendi canavarını yarattın. Bundan 3 sene sonra Alaaddin Çakıcı'nın... O zaman niye konuşuyor bir dakika, peki? Ya Yakışıklı bir dakika lütfen. Hacı Alaaddin Çakıcı'nın 3 sene sonra ifşalarda bulunmayacağını nereden biliyorsunuz? Bir somut diyorum. Somut şeyler. Yalıkavak Marina'da Mehmet Ağar'la Tolga Ağar gitti mi? Sayın Süleyman Soylu hemen istifa etmeleri gerekiyor dedi mi demedi başa mi? Döndük. Yani İçişleri Bakanı çıkıp Habertürk yayınında bütün hükümet üyelerini hedef alan sert bir şekilde mesajlar yolladığını bilmiyor muyuz? Görmedik mi? Yaşadık zaten. Korumaları ben vermedim. O dönemin işte valisine bakın, müdürüne bakın vesaire. Anadolu Ajansı FETÖ özü diye Selami Altınok değil Altınok'u, Mustafa Çalışkan'ı Fethullah'la mücadele eden en önemli isimleri hedefe koydurdu ve sonra çektirdi. Bunları da mı biz yaptık? Anadolu Ajansı yayınladı bu fotoğrafları ve haberleri. Şey için konuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Peki bir dakika Berhan Bey. En büyük FETÖ'cüler oradaydı dedi. Evet, evet. İşte benim itirazım. Şimdi bakın. İşte benim itirazım hep bunaydı. Ben toparlıyorum. Kesel konuşalım. Siyasi konuşalım. Benim tavrım herkes bilir. Ama Aytun Bey legalizeye sırtınızı dayamayın. Bir dakika. İllegalizeye sırtınızı dayamayın. Bir dakika, bir dakika. Lütfen. 17-25 Aralık. Siz diyorsunuz ki yapılması yapıldığı dönem itibariyle darbeydi. Ama yolsuzluk meclisin görevi şudur. O yolsuzluk varsa kendisi bulur. İllegal yapılar üzerinden değil, kendisi bulur. İki, Sedat Peker üzerinden değil. Hayır, bak, yok, meclis şu bunu, anda değil. Mustafa Şentop neden yazılı ve sözlü istediği bakandan? Neden istedi Aytunç, sence? Aytunç bitirebilir miyiz? Mesele bu. Ya, ben de bak meclis var ya, meclis var ya. Bu işi çözmesi gereken yer oralarda. Şu anda ne yaptınız biliyor musunuz? Ne yaptım? Tamamen videolardaki iddiaları dile getirdiniz. Hayır. Ne yapalım yani? Bu çok niye ayıp siyaset? Ya. Hayır hayır. Ya ben bunları yıllardır yazıyorum ya. Bu adamlardan i̇şte tehdit yiyen değiliz ya. Siz sen kapıları açarken, akıtta manşet arkadaşlar yaparken bu adama Sedat Peker'i manşet siz yaptınız ya yıllarca. Bak olayı şahsileştirmeyelim. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben olayı şahsileştirdim. Ama olur mu şimdi? Direkt söyledim. Sen iddialarda Sedat Peker'den bana ne ya? Organize suç örgütü lideri o. Benim hayatım organize suç örgütüyle Fethullah'la bunlarla kavga ederek geçti. Hacı Yakışıklı. Yapmayın ya. Peker konuşur muydu? Yapmayın Allah aşkınıza. Bak, hükümet alamazsa Peker'den vazgeçelim. Sezgin bak, Baran Korkmaz diyor işte. Sezgin Baran niye Korkmaz nasıl kaçtı bu ülkede? Kesel konuşunca vazgeçtim diyor. TBK nasıl kaçtı bu ülkede? Nasıl kaçırıldı? Bir sakin ol. Ben sakinim. Aytunç Bey sakin. TBK'nın paralarını kim işletiyor? Sakin ol. O yüzden kimler yok kadarıyla. Yok. Az önce ne dedi? Bak. Boş verelim Peker'i dedi. Çünkü kesel konuşalım diyor. Hacı Bey. Boş verelim dediğim şu. Peker değil mesela. Nokta koyuyor. Peker şu iddialarını Kılıçdaroğlu'yla ilgili yapsaydı manşetteydi her gün. Nasıl? Manşetteydi her gün. Sedat Peker bu iddiaları Kılıçdaroğlu'yla ilgili getirseydi. Tamam. Ve CHP'ye hedef alan. Aytunç Bey. Bu bir tahmin. Hacı Bey. Ben 17-25 Aralık'ın darbe olduğuna inanan bir adamım. Cevap vermeyin. Aytunç Bey teşekkürler. Bugün herkes çok formunda gelmiş maşallah. Siz de iyisiniz. Hep de zorlu şeyler de bana denk geliyor. Valla yayıncılık hayatımda hiç kolay bir şeye denk gelmedim. Pardon bir cümle de tamam, şunu söyleyeyim. Tamam peki son cümle. Sadat'ta ben Adnan Tanrı verdiği üzerinden tartışmıyorum. Şu cümle üzerinden sadece tartışan nokta şudur. Hiçbir yapı gayri nizami harp eğitim paketi hazırlayamaz. Gayri nizami harp eğitim paketi. Gayri nizami harp eğitim paketiyle neyi öngörüyor Sadat? Hayır. Gayri nizami harp. Ne demek istiyorsunuz? Geleceğiniz noktayı anlıyorum ben. Türkiye'nin 1950'den bu yana NATO'dan, NATO ile yaşadığı süreçlerden bu yana yaşadığımız kontur gerillanın bir yapılanmasıdır. Gayri nizami harp bu şekilde bir örgütlenmedir. Bir kavramı bir kurum üzerine
Hakikaten söylüyorum. Bakın Adnan Tanrı verdi paşaya. Bülent Demir Bey'e avukat. Hakikaten. İsmini söylemiyorum. Hayır bak Sadat diyorsunuz. Kurumsal kriminal. Sadat'ı 2012'de kuran emekli Turgeneral Adnan Tanrı verdi paşa 23 emekli subay assubaydır. Bu bir güvenlik danışmanlık şirketidir ve gayrimeşru hiçbir eylem ve işlem içinde olmamıştır. Nokta. Peki ben size sorarak demedim. Gelmek gayri istiyorum zaten. Ne var abi gayrimeşru? Tamam. Aytunç Bey. Yakın koruma eğitim vermek suç mu Türkiye'de? Cem Bey ben size zaten geleceğim. Buyurun. Sözü size verecektim. Şöyle bu tartışmalar yani benim dahi program...